katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Taraflar arasında bir denge unsuru, görevi ve misyonu bulunan tüketici kanunu ve ilgili mevzuat hakkında çeşitli sektörlerin de fikirlerini burada sunmalarına imkan sağlanması anlamında bu büyük hukuk organizasyonunun oluşmasında emeği geçen herkese ve öncelikle Tüketici Hukuku Enstitüsü ve Sayın Başkanı, meslektaşım Hakan Tokbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle paylaşacağım sunum konum, başlıkta da yer aldığı üzere tüketicinin korunması hakkında kanunun e-ticaret sektörüne yansımaları. Bu bapta ben öncelikle bazı tanımlardan başlamak istiyorum. Öncelikle mesafeli sözleşme nedir? Buna bir değinmek istiyorum. Mesafeli sözleşme, tüketicinin korunması hakkında kanun, yani 6502 sayılı kanunun 48. maddesi 1. fıkrasında tanımlandığı üzere, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu anda dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılma suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Bu anlamda baktığımızda bir sözleşmeye mesafeli sözleşme adetmemizi sağlayacak iki tane unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, satıcı veya sağlayıcının mal veya hizmetlerini uzaktan pazarlamaya yönelik organizasyonları olmalı. Yani bu bir sefere mahsus veya gelip geçici bir süreç değil, bu işleme ilişkin, yani mesafeli sözleşme yapmaya ilişkin satıcı veya sağlayıcı bir organizasyona sahip olmalı. İkinci husus ise tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasındaki sözleşmenin mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet gibi uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmiş olması, yani fiziksel bir varlıklılığın olmaması gerekmekte. Şimdi bu iletişim araçlarını incelediğimizde tabii ki de burada en çok dikkat çeken internetin kullanımı olmakta. Nitekim Türkiye'de ve dünyadaki elektronik ticaretin geldiği nokta değerlendirildiğinde, teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde diyebiliriz ki e-ticaret mesafeli sözleşmelerin içindeki en çok kapsamı sağlamakta. Şimdi e-ticaret nedir dersek, e-ticaret mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım satım olarak tanımlayabiliyoruz. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaret en çok alanı kapsamakta. Zaten ülkemizde de e-ticaretin odak noktası perakende e-ticaret olmaktadır. Perakende e-ticarette kendi içinde taraflara göre farklı adledilebilir. Fakat tabii ki de bugünkü konumuz gereği biz bir tarafın tüketici olduğu durumları değerlendireceğiz. Bu anlamda ben mesafeli sözleşmeler ve e-ticaretin Türkiye'deki durumuyla ilgili çok kısa bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki e-ticaret ve geldiği durum itibariyle artık günümüzde şu an itibariyle yaklaşık olarak Türkiye nüfusunun %50'si aktif olarak internet kullanmakta ve bu aktif %50 internet kullanıcılarının da yaklaşık %20'si online olarak kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmet alımı sağlamakta. Yani bu da yaklaşık 8 milyon vatandaşımız etmekte ki 8 milyon vatandaşımız da muhatap olduğu yaklaşık 13 bine yakın e-ticaret firması bulunmakta ve Türkiye'de şu an faaliyet göstermekte. Şimdi e-ticaret sektörüne yönelik ben bir sonraki aşama olarak e-ticaret kapsamında mesafeli sözleşmelerin tabi olduğu mevzuat hükümlerini paylaşmak istiyorum. Öncelikli mevzuat hükmümüz 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 48. maddesi. 48. madde tüketicinin korunması kapsamında e-ticaretin tanımından başlayarak özellikle satıcı ve sağlayıcılara yüklediği tüketicinin korunması anlamında yükümlülükleri açıklama ve ifade etmekte. Devamında yeni kabul edilen, yasallaşan fakat daha yürürlüğe 1 Mayıs 2015 tarihinde girecek olan 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun bulunmakta. Bu kanun esasında sadece tüketiciler açısından değil, tüketiciler dışında tüm alıcılara uygulanabilecek bir kanun niteliğinde. Bir sonraki hukuki mevzuatımız ise mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik. Şu an halen 4077 sayılı
Tüketicinin korunması hakkında kanun döneminde kabul edilen ve devamında geliştirilen yönetmelik halen yürürlükte bulunmakta. 6502 sayılı kanuna istinaden hazırlanan yönetmelik Sayın Hocam'ın belirttiği gibi daha yürürlüğe geçmedi. Tasarı halinde bulunmakta. Şimdi bu üç yerel mevzuatın dışında bu yerel mevzuatları etkileyen ve oluşmasını sağlayan en büyük faktörlerden olan Avrupa Birliği direktifleri bulunmakta. Bu Avrupa Birliği direktiflerinden ilki mesafeli sözleşmeler ilişkin Avrupa Birliği direktifi, diğeri ise tüketici hakları hakkında Avrupa Birliği direktifi bulunmakta. Bunlara yeri geldiğinde yine değineceğim fakat şunu belirtmek istiyorum ki 6502 sayılı kanun ile esasında tüketicilerin korunması Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen noktaların daha ötesine kimi anlamlarda geçmiş bulundu. En basitinden cayma bildirimi hakkında tüketicilere yerel mevzuatta 14 günlük bir hak tanınmışken Avrupa Birliği direktiflerinde bunun 7 iş günü ile sınırlı kalması. Şimdi devamında ben 6502 sayılı kanunun getirdiği yeniliklere iki kanunun yani 6502 ve 4077 sayılı kanunların mukayesesiyle devam etmek istiyorum. Mesafeli sözleşmeler yapısı gereği tabii satıcı, sağlayıcı ve tüketicilerin bir arada fiziki varlıkları olmaksızın gerçekleştirdikleri sözleşmeler olmasından cihetle tüketici tam olarak satın aldığı ürünün hedeflediği amacı sağlayıp sağlayamayacağını veya ondan hedeflediği, beklediği faydayı elde edip edemeyeceğini bilme imkanından yoksun durumda. Çünkü genelde tüketiciler internet üzerinden online olarak alışverişlerde ilgili ürünün bazı görsel fotoğrafları oluyor, bazı ürünlerde video ile açıklayıcı videolar da yer alıyor. Ve tabii ki de altında ürünlerin özellikleri yer alıyor. Fakat tam olarak onu fiziki olarak tüketiciler deneme ve kullanmayı imkanları tanınmadığı için, mümkünatı olmadığı için o ürünlerin tam olarak belirttiğim gibi hedefledikleri, amaçladıkları alımı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bilgisiz oluyorlar. Bunu gidermek amacıyla kanun koyucu cayma hakkı bildirimi müessesesini getirmiş durumda. Cayma hakkı ile tüketiciler yeni mevcut düzenlemeye göre 14 gün içinde hiçbir ekonomik veya ekstra bir maliyet külfetine girmeksizin aldıkları ürünü geri iade etme hakkına sahiptirler ve hiçbir buna yönelik sebep veya gerekçe gösterme zorunlulukları da bulunmamaktadır. Şimdi mevcut düzenleme cayma hakkı bildirimini belirttiğim gibi önceki mevzuata göre 7 günden 14 güne çıkarmış durumda. Ayrıca yine az önce ifade ettiğim gibi bu 14 günlük süre mesafeli sözleşmeler ilişkin Avrupa Birliği direktifinde belirtilen 7 iş günlük sürenin de ötesine geçerek tüketiciyi daha çok koruma sağlamakta. Esasında burada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi online olarak düzeltiyorum, offline olarak yani birebir mağazalardan yapılan alışverişlerde, fiziki varlıkla yapılan alışverişlerde tüketiciler kimi zaman profesyonel satıcıların etkisine girerek yine her ne kadar orada ürünleri deneme imkanına sahip olsalar da yine de tam olarak kendi uhdelerini alıp o üründen bekledikleri faydayı sağlayıp sağlayamayacakları konusunda kararsız kalabiliyorlar. Ama yine de profesyonel satıcılar sebebiyle diyelim o ürünleri almak durumunda kalabiliyorlar. Şimdi tabii ki de şöyle bir durum var. Biz birebir mağazalardan satın aldığımız ürünlerde cayma hakkı gibi bir müessese bulunmamakta tüketiciler için. Ancak ayıp hükümlerine başvurarak ürünü geri iade hakkına sahipken esasında şu an e-ticaretin geldiği konum itibariyle tüketiciye 14 gün cayma hakkı sağlanmış olması kanaatimce birebir mağazadan satın almaktan daha büyük bir koruma sağlamakta. Çünkü ürünü satın alıp kendi kullanım alanımıza götürdüğümüzde 14 gün bir ürünü denemek için ciddi bir süre ve sektörün de ve kanun tabii sayesinde bu imkan sağlanması fikrimizce direkt birebir mağazadan satın almalara yönelik daha büyük koruma sağlamakta. Getirilen diğer bir değişiklik olarak cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı evvelki mevzuatta 4077 sayılı mevzuatta cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla yapılması yeterli idi. Şu anki süreçte cayma bildiriminin kullanıldığına dair bildirimin bu süre içerisinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir diyor. Yani esasında kanun gerekçesinde şöyle bir ifade de var. Bu bildirimin yöneltilmiş olması yeterli. Satıcı veya sağlayıcının bunu alıp almamasına dahi neredeyse bakılmama noktasına gelinmiş durumda. Bu da yine her halükarda tüketiciyi koruyan bir düzenleme, yenilik.
Şimdi yine belirtmek istediğim konulardan bir tanesi 6502 sayılı kanunun ve evvelki kanunumuzda da tabii bulunmaktaydı. TÜGEŞ'ler yaptığı sözleşmelerde öncelikle bir ön bilgilendirmeye tabi tutulacak. Yani bu ön bilgilendirmede Sayın Hocam daha detaylı açıkladı. Ben de bazılarını söylemek istiyorum, daha ağırlıklı ve önemli olanları. Ön bilgilendirmeyle öncelikle satıcı veya sağlayıcının ünvanı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ve varsa başka iletişim bilgileri, yani tüketici kimi muhatap göreceği açık ve net bir şekilde belli olacak. Bu anlamda tabii amaç sektörde tüketicinin muhatap kalacağı kişiyi birebir görmek değil, birebir bilerek kendini güvende hissetmesini sağlamak. Diğer bir husus, sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelikleri ile vergiler dahil satış fiyatı. Satış fiyatına tabii ki de ekstra teslimat tutarı veya başka vade farkı tutarı varsa bunlar da ayrı ayrı belirtilmek zorunda ki tüketici tam olarak hangi kalemleri hangi tutarı ödediğini bilsin. Yine yer alması gereken en önemli hususlardan bir tanesi ön bilgilendirme formunda cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor. Şimdi bu ön bilgilendirme formuyla cayma hakkının nasıl kullanılacağı ve kullanılma yönteminin belirtilmesi hususunda kanun koyucu bazı yaptırımlar getirmiş. Cayma hakkı önceki mevzuatta 7 günken ön bilgilendirme ile tüketicinin bilgilendirilmemesi durumunda 7 günlük süre, bu arada ben çok mu şey yapmışım, uzak durmuşum şu an fark ediyorum da ses gelmişti değil mi? Tamam. Önceki mevzuatta 7 güne 3 ay eklenilerek, düzeltiyorum, 3 ay eklenmiyor, toplamda 3 aya çıkartılıyor. Yani malın teslim alındığı tarihten itibaren veya diğer sözleşme türlerinde sözleşmenin kurulması anından itibaren 3 aylık bir süre tanınarak ön bilgilendirme ihlalinin cezai kısmı böyle düzenlenmişti. Yeni mevzuata göre ön bilgilendirmenin ihlali durumunda 14 günlük cayma hakkı süresine 1 yıl daha eklenerek bunun müeyyidesi getirilmiş durumda e-ticaret şirketleri için. Ayrıca bir müeyyide daha var. O da şudur ki 6502 sayılı kanunun 77. maddesinde cezai hükümler yer almakta. Bu cezai hükümlerden 1. maddesinde 48. maddedeki belirtilen hususların ihlali durumunda tüketicilerin muhatap kıldırabileceği, e-ticaret şirketlerinin muhatap kıldırabileceği cezai müeyyideler var. Bunlardan bir tanesi de ön bilgilendirmenin ihlalinin eksikliği. Yani bu eksiklik kapsamında tüketici şayet e-ticaret şirketini şikayet eder ise hem cayma süresinin bir yıl daha uzamasının dışında aynı zamanda tüketici şirketleri işlem başına 200 TL'lik bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalıyor. Bu anlamda baktığımızda e-ticaret şirketinin işlem başına ön bilgilendirme ihlal ettiği işlem başına çarpı 200 TL'den esasında ciddi bir caydırıcı fonksiyonu bulunmakta bu kanun maddesinin. Bir diğer husus teslim süresi ile ilgili olarak Sayın Hocam da belirtmişti bu hususu. Önceki 4077 sayılı mevzuatta teslim süresi 30 gün artı satıcının bildirimi, satıcı veya sağlayıcının bildirimiyle 10 gün uzatma imkanı vardı. Yeni tüketicinin koruması hakkında kanun, yani 6502 sayılı kanun ile bu artı 10 gün uzatma imkanı kaldırılmış bulunmakta. Bu da bir nevi esasında bu konuyla ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağlanmış durumda. Yani Avrupa Birliği direktiflerinde de 10 günlük ek süre öngörülmemişti. Şu an Avrupa Birliği direktiflerinde bu anlamda tam bir uyum sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mukayesenin dışında ben bir de 6502 sayılı kanun ile gelen yeniliklere değinmek istiyorum. Bu arada çok özür dilerim. Yine şunu da belirtmemde fayda var. Tüketicinin 30 gün içinde ürünü teslim almamış olması durumunda yine işlem başına e-ticaret firmasına 200 TL'lik bir cezai müeyyide uygulanabiliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından. Yani esasında orada genel olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. 48. maddeye, yani 6502 sayılı kanundaki 48. maddeye, mesafeli sözleşmeleri düzenleyen maddeye aykırılık olan tüm oluşum ve işlemler başına 200 TL e-ticaret şirketleri bir yaptırımla karşı karşıya kalıyorlar. 6502 sayılı kanunla gelen yeniliklere bakacak olursak ekstra, tüketicinin ön bilgilendirmesine ilişkin ispat yükü açıkça satıcı veya sağlayıcıya yüklenmiştir. Şimdi genelde uygulamada bu yükümlülük nasıl sağlanıyor satıcı veya sağlayıcı tarafından? Öncelikle satın alma sürecinde tüketici
Genelde ekrana belirlen pop-up denilen ve orada öncelikle ön bilgilendirme formu gelir. Arkasından mesafeli satışa dair sözleşme gelir. Onların onaylanması sureti veya diğer bir yöntem. Önce mesafeli sözleşmelere dair linkin tıklanması, akabinde düzeltiyorum. Önce ön bilgilendirmeye ilişkin linkin tıklanması, akabinde mesafeli sözleşmenin onaylandığına dair linkin tıklanması ve devamında ödeme sayfasına göndererek satıcı veya sağlayıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyor. Bunun dışında ispat olarak bir de şöyle bir yöntem uyguluyor satıcı veya sağlayıcılar. Tüketiciye satın alma işlemi sürecinde en geç o anda satın aldıkları anda itibaren e-mail yoluyla bilgilendiriliyorlar. Bu bilgilendirmenin kapsamında az önce belirttiğim gibi yer alan hususlar esasında kanunda yer almamış. Şu an yeni yönetmelik, hocamızın belirttiği yeni yönetmelik yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikte açık bir şekilde yer almakta. Diğer bir yenilik, oluşturdukları sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenlere satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ilgili kurum, kuruluş ya da tüketicilere verme yükümlülüğü getirilmiştir. Buradaki maddenin önemi şurada önem arz ediyor. Günümüzde kredi kart dolandırıcılığı bir aile artmış durumda ve çok rahat kişiler diğer tüketicilerin veya bireylerin kredi kart bilgilerini ele geçirerek e-ticaret şirketleri üzerinden kendilerine kazanç sağlayabiliyorlar. Bu kişilerin tespit edilmesi anlamında bizlere uygulamada savcılık veya emniyet kalemiyle bilgi talebi ve kimi zaman da ifade talepleri de bulunulabiliyor. Ve bu ifade taleplerinde açık bir şekilde şu kredi kartıyla şu tarihte yapılan alışverişi kim yapmıştır veya buna ilişkin benzer bilgiler, IP bilgisi, teslimat adresi varsa onlara ilişkin bilgilerin hepsi bizden talep edilmekte. Son 5 dakikanız. Sayın hocam, tamam. Ve ilgili bilgiler de kendileriyle paylaşılarak, savcılık ve emniyette paylaşılarak dolandırıcı kişilerin yakalanması hedeflenmekte. Bu anlamda bu bilgi ve belgelerin, kayıtların tutulma yükümlülüğü önemli bir husus olduğunu düşünüyoruz. Yine oluşturdukları sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına alıcılık edip aynı zamanda bedel de tahsil edenler satıcı veya sağlayıcı gibi sorumlu olacak. Bedel tahsil etmeyenlerse 48. maddeye tabi olmayacaklardır. Bu ayrımın gidilmesi de önemli çünkü zaten bedel tahsil etmeyen şirketler esasında reklam ve ilan vermekten öteye gitmemektedirler. Ama bedel tahsil edildiğinde satıcı veya sağlayıcı gibi sorumlu tutulması doğru bir uygulama olacaktır kanaatindeyiz. Yine 4077 sayılı kanun döneminde mevcut olan cayma hakkı bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde tüketiciden alınan bedel, kıymetli evrak ve tüketiciyi ilgili işlemlerden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi satıcı veya sağlayıcı iade etme ve 20 gün içerisinde de malı geri alma yükümlülüğü bulunmaktaydı. Uygulamada bu çok sorunlar yol açıyordu. Şöyle ki, her ne kadar cayma hakkı bildirimi neticesinde ürünlerde kimi mutat kullanım sebebiyle oluşan değer azalmaları oluşsa da asla tabii ki de cayma hakkı kullanımının önüne geçilemiyordu. Tabii yönetmelikte belirtilen kimi ürünler hariç olmak üzere. Şimdi mutat kullanımla ilgili ben bazı hususlara değinmek istiyorum. Mutat kullanım nedir? Öncelikle bunun tabii ki de daha açıklayıcı olması gerekir kanaatindeyiz. Diğer bir husus da, şimdi biz 10 gün içinde sektörde parayı iade ediyoruz ve sonrasında 20 gün içinde malı geri alma yükümlülüğümüz var. Yani malı geri almak dahi sektörün yükümlülüğü. Bu uygulamada birçok sorunlara yol açıyor. Çünkü yani tüketici sonuçta tabii ki de iyi niyetli olduğu farz edilir. Fakat her tüketici ne yazık ki iyi niyetli olmuyor. Art niyetli olan tüketiciler de hem para iadesi sağlandığı halde ürünü geri göndermeyebiliyorlar veya geri gönderdikleri ürün para iadesi tam yapıldığı halde geri gönderdikleri üründe mutat kullanımın dışında hasarlar oluşmuş olabiliyor ve değer kayıpları. Şimdi bu değer kayıplarının geri tahsili yoluna nasıl gidilecek? Bu ciddi bir kaygıydı. Bu kaygının yani ki birçok zaman e-ticaret şirketleri esasında tüketici memnuniyetini sağlamak adına ve hukuki olarak o değer azalmalarının ispatı ve onların tahsilinin zorluğu sebepleriyle tüketiciden bunları tahsiline gidilemiyordu. Ve o ürünler tamamen hasar ve zarar olarak kaydediliyordu. Yeni yönetmelik taslağı ile getirilen çok önemli bir husus var bizce. O da şudur ki cayma hakkını tüketici 14 gün içinde bulunacak. Sözleşme gereği ürün kendisine ulaştığı andan itibaren 14 gün içinde cayma hakkında bulunma hakkı var. Cayma hakkının satıcı veya sağlayıcıya ulaşmasıyla birlikte satıcı veya sağlayıcı 14 gün içinde bedel iadesi yapacak ama aynı şekilde tüketici de
bildirimde bulunduğu andan itibaren 14 gün içinde ürünü geri gönderecek. Yani artık bu önceki 4077 sayılı mevzuat dönemindeki 20 gün içinde malı geri alma hükümleri satıcıdayken yeni mevzuat yani yeni taslak halindeki yönetmelikle birlikte tüketici malı 14 gün içinde geri gönderme yükümlülüğüne girmek durumunda kalmıştır. Kalacaktır umarız ki eğer bu haliyle yasallaşırsa. Bu da e-ticaret sektöründeki firmaların en azından hem para iadesi yapıp hem de ürünü geri alamama riskini bir nebze olsun azaltacağı kanaatindeyiz. Mesafeli satışlar yönetmelik taslağı madde 12.3.4077 sayılı kanun döneminden farklı olarak iade masraflarının önceden açık bir şekilde tüketiciler tarafından karşılanacağının bildirilmesi şartıyla iade masraflarından tüketicilerin sorumlu kılınabileceğine yer vermektir. Bu da aslında önemli bir gelişme. Şöyle ki bu gelişme sayesinde bu yönetmelik taslağı yasallaştığı takdirde tüketiciler o ürünü satın almadan önce ve satın aldıktan sonra cayma bildirimde bulunmadan önce bir kez daha düşüneceklerdir. Şöyle ki kimi ürünlerde teslimat masrafları ciddi bir tutuyor. Bu anlamda şayet ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte tüketici iade ettiği takdirde iade masraflarının kendilerine yansıtılacağı söylenirse ve bu konuda bilgilendirilirse iade masrafları kendilerinden alınacağı için bu bir nevi tüketicileri dediğim gibi bir kere daha düşünmeye sevk edecek bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Esasında ben Sayın Başkan, son sözleri lütfen. Evet, o zaman ben hiç 6563 sayılı... Zaten 15'e dakika, 5 dakikaya da açtık lütfen. Haklısınız, son evet. Sözleri. O zaman ben bu yasaya çok kısa bir değinmek istiyorum. Çünkü sizden sonra yaklaşık haklısınız, 7 evet. Tebliğcimiz var evet. Ve saat de ilerledi lütfen. Evet, çok kısa olarak şunu söyleyelim ki 6563 sayılı elektronik ticaret düzenlemesi hakkında kanunun en önemli hususlarından bir tanesi bu kanun sadece tüketiciler için değil, tüketiciler dışındaki alıcılara da uygulanabilir olması. Her ne kadar tüketicinin korunması hakkında kanun zaten niteliği gereği sadece tüketicilere uygulanıyordu biliyoruz ki. Ama artık bu kanun kapsamına diğer alıcıları da eklemiş durumda. Bunun dışında bu kanun çok ciddi bir yenilik getirmemekte. Özellikle 3. ve 4. maddelerde bildirim ve sipariş maddeleri düzenlenmekte. Bu maddelerdeki yer alan hususların zaten tüketiciler açısından daha ağır nitelikteki düzenlemeler, daha doğrusu sektör için daha ağır nitelikteki düzenlemeler zaten tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerde bulunmakta. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sayın Taşkıran'a bu güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Tolga Yücel, Etikat Başkan Eticat Başkan.